Evet arkadaşlar, köklü sayılarla devam ediyoruz. Şimdi üslü sayıları işlemiştik geçen hafta. Köklü ifadelere geçelim. Köklü ifadelerde ne var? Bir tane a'mız var, reel sayılarda tanımlı. Ve bir tane de 2 ve 2'den büyük olmak üzere pozitif tam sayılardan bir n seçersek. X'in n'inci kuvveti a şeklinde ifadeler var biliyorsunuz. Bu eşitliği sağlayan x sayısı a'nın n'inci kuvvetten köküdür ve x n'inci kuvvetten a şeklinde gösterilir. Şimdi n eğer tek bir doğal sayı ise nedir? Bütün tek doğal sayıların kökü yine bir reel sayıdır. Ama n çift bir doğal sayı ise kökün içinin ne olması lazım? Sıfırdan büyük veya eşit olması lazım reel sayı olması için. Yani burada neyi söylüyoruz? Mesela küp kök eksi 8 kimin 3 kez çarpılmış hali eksi 8'dir? Eksi 2'nin. Bunun benim için bir karşılığı var. Eksi 2. Ya da şunu da yazabilirim. 5. kuvvetten mesela eksi 13. Evet bu bir tam sayıya eşit değil ama bir reel sayıdır. Olur. Ama kuvvetim çiftse mesela 2 ise yazmıyoruz biliyorsunuz. Ya da 4 ise İçerisi ne olmalı? Sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Eğer içeriye negatif bir sayı yazarsam bu nedir? Sonucu bir reel sayı değildir arkadaşlar. Tamam mı? Bir reel sayı değildir. Bu bir karmaşık sayıdır. Şimdi köklü ifadelerde eğer bakın şurada görünmeyen bir 2 var. Eğer karekök x kare diyorsanız bu ikiler birbirlerini götürdü x diye çıktı diyemeyiz. Mutlak x diye çıkartırız. Neden? Yine şöyle yapalım. Bakın şimdi karekök eksi 2'nin karesi diyelim. Şimdi eksi 2'nin karesi normalde neyi ifade eder bana? 4'ü. Karekök 4 ne? 2. Dolayısıyla ben en başta eğer şu rengi değiştirelim. Eğer burada şurada görünmeyen bir 2 var. Bu ikiler birbirlerini götürdü. Eksi 2 deseydim yanlış olurdu. O yüzden işte bu tarz işlemler yaparken ne yapmamız lazım? Mutlak x dememiz lazım ki cevabımız doğru çıksın. Şimdi yine a'mızın sıfırdan büyük ve n'imizin pozitif tam sayı olduğunu kabul ederek kökün n'inci dereceden kökün içinde a üzeri m ifadesi varsa bu dışarıya a üzeri m bölü n diye çıkar. Yani diyelim ki elimizde şöyle bir ifade var. 2 üzeri 3. Şimdi burada görünmeyen ne var bir tane? 2 var. O halde bu köklü ifadeyi üslü sayı yapmak için ne derim? 2 üzeri 3 bölü 2 diye çıkartırım. Köklü sayılarda aynı dereceli ise eğer, yani kuvvetleri aynıysa ve çarpma yapıyorsam, kök A çarpı kök B'yi kök A çarpı B şeklinde yazabilirim. Yani mesela karekök 5 çarpı karekök 7. Kısaca ne yazabilirim? Karekök 35 diye ifade edebilirim ben bunu. Tabii bunun tam tersi de geçerli. Karekök 35'i de karekök 5 çarpı karekök 7 diye ifade edebilirim. Ya da mesela elimizde diyelim ki karekök 40 var. 40 neyle neyin çarpımı? Mesela 4 ile 10'un. Ben bunu istersem karekök 4 çarpı karekök 10 şeklinde ifade edebilirim. Karekök 4 ne? 2. 2 çarpı kök 10 şeklinde yazabiliriz. Yine keza B eğer sıfırdan farklı bir sayı ise karekök A bölü karekök B'yi de karekök A bölü B şeklinde yazabilirim. Mesela şurayı temizleyelim. Karekök 35 bölü
Karekök 7. Ben bunu istersem tek kök içinde 35 bölü 7 şeklinde ifade edebilirim. 35'i 7'ye böldüm, 5. Dolayısıyla bu ne olur? Karekök 5 olur. Şimdi A sıfırdan büyük bir sayı ise A kök B. Eğer ben bu A'yı içeriye almak istiyorsam burada ne var? Görünmeyen bir 2 var. İçeriye girerken oradaki görünmeyen 2 üstüne alır ve A kare B şeklinde yazılır. Şimdi ne demek bu? Diyelim ki elimizde ne olsun? 3 kök 5. Şimdi ben bu içeriği 3'ü içeriye almak istiyorum. Kökümün derecesi ne? 2, değil mi? Görünmüyorsa 2'dir. O zaman ben bunu 3'ün karesi çarpı 5 diye ifade edebilirim. 3'ün karesi 9, 5 ile çarptım. Karekök 45. Bu sadece karekökte mi olur? Hayır tabii ki. Bütün köklerde olabilir. Mesela 2 çarpı işte ne diyelim 3. kuvvetten 4 olsun. Bu 2'yi içeriye alıyorsam 2 başına ne alacak? Bir önce 3 alacak. 2 üzeri 3. Çünkü içeriye girdi. Tabii bu küp köklü bir ifadeydi. Çarpı 4. 2'nin küpü 8. 4 ile çarptım. 32. Nerede? 3. kuvvette. 32 şeklinde ifade edebilirim. Tamam mı? Şimdi kökte genişletme ya da sadeleştirme yapabilirim. Yani elimde n'inci kuvvetten a üzeri m varsa ve ben bu kuvvetleri değiştirmek istiyorsam bu n'yi ve m'yi herhangi bir pozitif p sayısıyla çarpabilirim ya da bölebilirim. Ne demek istiyorum? Diyelim ki elimde 5. kuvvetten 2 üzeri 1 var. Ve ben bunu 10. kuvvet şeklinde yazmak istiyorum. 5'i ne yaptım? 2 ile çarptım. O zaman 10. kuvvetten 2 üzeri 1'i de 2 ile çarpacağım. 2 şeklinde ifade edilir. Ya da 10. kuvvetten 2 üzeri 2 varsa elimde ne yapabilirim? 2 ile sadeleştirebilirim tüm kuvvetleri. Onu 2'ye böldüm 5, 2'yi 2'ye böldüm 1. Bu şekilde de gösterebilirim. Şimdi şurada da nasıl üslü sayılarda üstün üstü yapıyorsak, burada da bakın kökün içinde bir daha kök olduğu için şöyle yapalım. Diyelim ki 3. kuvvetten karekök 5. Şurada görünmeyen ne var? 2 var. O zaman ben bunu ne yapabilirim? Kökün bir daha kökünü aldığı için kök derecelerini çarpıp 3 kere 2 6. kuvvetten 5 şeklinde ifade edebilirim. Tamam mı? Şimdi bunu birazdan sorularda şey yapacağız ama şimdi şurada da yapalım. Diyelim ki benim elimde 3. kuvvetten tamam mı? 2 tane karekök 3 olsun. Bakın bu kuvvet değil. Normal çarpı 2. Şimdi bunu yapmam için önce bu 2'yi içeriye almam lazım. Bak dışına yazdım. 3. kuvvet. Onu hiç ellemedim. İçeride bir tane karekök var. O da tamam. O zaman bu 2'yi içeriye alıyorsam ne olacak? 2 üzeri 2 diye girer. İçeride bir de ne vardı? 3 vardı. 2'nin karesi 4. 4 kere 3. Şurası 12. Kökümün içi 12. Ama 2 tane kök var. İç içe kökler. O zaman kök derecesi şurada bir de görünmeyen 2 vardı. 3 kere 2. 6. kuvvetten 12 şeklinde en sade şekline getirebiliriz.
Peki, şimdi köklü sayılarda çarpma yaptık, köklü sayılarda bölme yaptık, köklü sayılarda toplama çıkarma nasıl yapılır? Arkadaşlar köklü sayılarda toplama çıkarma yapabilmemiz için kök ifadelerinin aynı olması lazım. Yani bakın, x tane kök a ile y tane kök a'yı topluyor, z tane de kök a'yı çıkartıyorsam, kök a parantezine aldım diye düşünüp x artı y eksi z diyebilirim. Yani şunu yapabilirim. 2 kök 5 artı 3 kök 5. Ne yaptı? 5 tane kök 5 yaptı. Eksi bir tane de kök 5 çıkartalım. 5 tane kök 5'ten bir tane kök 5 çıkarsa ne olur arkadaşlar? 4 kök 5 olur. Tamam mı? Paydayı rasyonel yapma. Şimdi paydayı nasıl rasyonel yapıyoruz? Buna biz eşlenik de diyoruz. Şimdi eğer benim paydamda a eksi kök b irrasyonel sayısı varsa ben bunu a artı kök b irrasyonel sayısıyla çarparım. Buna bunun eşleniği denir. Dolayısıyla paydası köklü sayı olan bir kesrin pay ve paydası paydanın eşleniğiyle çarpılırsa payda kökten kurtulur. Yani paydamız rasyonel bir ifade olur. Payda da sadece kök A şeklinde bir ifade varsa ben onu kök A ile genişletirim. Ben bunu kök A ile genişletince tabii ki payı da çarpacağım. 1 çarpı kök A bölü kök A çarpı kök A'dan A olur. Tamam mı? Peki 1 bölü eminci kuvvetten A üzeren varsa. Bu sefer de biz bunu ne yapıyoruz? Eminci kuvvetten A üzeri M eksenle çarpıyoruz. Neden? Şimdi çarpma olunca eminci kuvvetten A üzeri N gelecek. Bir de üzerine A üzeri M eksen gelirse biliyorsunuz üslü sayılarda üsler toplanır. A üzeri N çarpı A üzeri M eksenden A üzeri M olur. A üzeri eminci kuvveti de A olur. Dolayısıyla paydayı kökten kurtarmış olurum. Ya da eğer benim paydamda kök A artı kök B varsa, ben kök A artı kök B'nin eşleniği olan az önce söylediğimiz gibi kök A eksi kök B ile genişletirim onu. O zaman ne olur yukarısı kök A eksi kök B, aşağısı da kök A artı kök B çarpı kök A eksi kök B'den üste dağıtırsanız kök A çarpı kök A eksi kök A çarpı kök B artı kök A çarpı kök B ki bunlar birden götürdü. Eksi kök B çarpı kök B'den de B yani A eksi B gelir nereye? Paydaya. Payıma da ne gelir? A kök A eksi kök B gelir. Keza aynı şekilde eğer paydamda kök A eksi kök B varsa bunu da kök A artı kök B ile çarparım ve kök A artı kök B bölü yine A eksi B olur. Paydam artık irrasyonel bir sayı olmaktan kurtulur, rasyonel hale döner. Şimdi iç içe köklü işlemler diyor. A, eğer kökün içinde A artı B artı 2 kök AB varsa bu aslında kök A artı kök B'nin neyidir? Parantez karesidir arkadaşlar. Parantez kareyle karekök gideceği için kök A artı kök B diye dışarıya çıkar. A artı B eksi 2 kök AB varsa kökün içinde bu da aslında kök A eksi kök B'nin parantez karesidir. Kareler birbirini götürür. Kök A eksi kök B diye çıkar derdik. Ama ne yapıyorduk? Kendimizi korumak için mutlak alıyorduk. Şimdi hemen bunun testlerine başlayalım. Üslü sayılar testlerini çözmüştük bunların. Evet, köklü sayılara geldik. Şimdi şurada bir duruyorum. Soru çözümü önemli. Bu ifade bir reel sayı olduğuna göre x kaç farklı tam sayı değeri alır diyor. Şimdi biz burada nasıl yaklaşacağız? Bakıyorum kökün dereceleri ne? Çift. Çiftse içerisi ne olmalı? Sıfırdan büyük veya eşit olmalı. Yani kesinlikle x artı 3 sıfırdan büyük veya eşittir. O halde x büyük eşittir eksi 3 diyorum. Tamam mı? Bu. Şimdi sonra bu ifadeye bakıyorum. Bu da çift kuvvet yani karekök. O zaman ne olmalı? Bunun içerisi de sıfırdan büyük veya eşit olmalı. 7 eksi x büyük eşittir 0. 7
Burada kalsın, x diğer tarafa geçsin. 7 büyük eşittir x'ten. Dolayısıyla x küçük eşittir 7'den. Şimdi bir tanesi diyor ki x eksi 3'ten büyük veya eşit. Diğeri de diyor ki x 7'den küçük veya eşit. O halde eksi 3 ile 7 kapalı aralığında x kaç farklı tam sayı değeri alır demiş. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 3 tane. Bir de 0, 4 tane. 1'den 7'ye kadar da 7 tane. Toplam 11 tane değer alır arkadaşlar. Şimdi geldim ikinci soruya. Yukarıdaki işlemlerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Karekök 64, 8. Karekök 121. Neyle neyin çarpımı 121'dir? 11'in. Karekök 169 da 13. Ben bunları normal sayı haline getirdim. 8 artı 11, 19. 13 çıktı, 6. Şimdi küpkök 27 dediğim adam ne demek? Hangi sayıyı 3 kez kendisiyle çarptın? 27 oldu. 3'ü. 3, 9, 27. Hangi sayıyı 3 kez kendisiyle çarptın? 125 oldu. 5'i. 3, 5 daha da 8. Şimdi bu da doğru. Üçüncü soruya geldim. Karekök 0 tam %36. Ben bunu karekök 36 bölü 100 diye düşünebilirim. 36 bölü 100. Karekök 36 bölü 100 de 36 dışarıya 6 diye çıkar. %10 diye çıkar. 6 bölü 10 olur. Şu da karekök 144 bölü 100'dür. 144 12'nin karesi. 110'un karesi. Bu da 12 bölü 10. İkisini toplarsam 18 bölü 10. 18 bölü 10 da 1,8 yapar. Yani 1,6 değil. Bu yanlış bir çözüm olmuş. Beşinci kuvvetten 32. Biliyorsunuz 32 2'nin beşinci kuvveti. 2 üzeri 5'in beşinci kökünü alırsanız 5'ler birbirini götürür, 2 kalır. Dördüncü kuvvetten 81. 81 de 3, 9, 27, 81 olmak üzere 3 üzeri 4'tür. Dördüncü kökten 3 üzeri 4, 4'ler birbirini götürür, 3 diye dışarı çıkar. Küpkök 8, 8 2 üzeri 3 olduğu için 3'ler birbirini götürür, 2 diye dışarı çıkar. 2 artı 3 artı 2'den toplam 7 olarak karşımıza çıkar ve sonuç çözüm doğrudur. Üçüncü kuvvetten 64. 64 ne? 4'ün küpü. 3'ler birbirini götürdü. Küpkök 64, 4 olarak karşımıza çıktı. Küpkök eksi 8. Eksi 2 çarpı eksi 2 çarpı eksi 2 eksi 8 ettiğinden. Küpkök eksi 8 de eksi 2'dir. Küpkök eksi 1 neyin 3 kez çarpılmış hali eksi 1'dir? Tabii ki eksi 1'in. Bu da eksi 1. 4 eksi 2 eksi 1 ne yaptı? Cevabımız 1 yaptı arkadaşlar. Sonra. Şimdi üçüncü sorum. Şimdi burada diyor ki bakın yine kaç tanesi doğrudur? Karekök eksi 4'ün karesi. Tamam, kareler gitti. Yani şuradaki 2 ile şuradaki 2 birbirlerini götürdü. Eksi 4 mutlak olarak dışarıya çıktı. Ne olur? 4 olur. Doğru. Şuradaki 2 ile bunlar birbirlerini götürdü. Bu da ne olarak çıktı? Aslında 1 eksi kök 2 olarak çıkmalı. Peki 1 eksi kök 2 mutlak değeri nasıl bir sayı? 1 mi büyük, kök 2 mi büyük? Hemen karelerini düşünelim. 1'in karesi 1 iken kök 2'nin karesi 2'dir. Dolayısıyla bir daha küçük bir sayı 1 eksi kök 2 negatif bir sayı olur. O zaman ben bunu mutlaktan çıkartırken eksiyle çarparım. Yani eksi 1 artı kök 2 olur. Yani kök 2 eksi 1 olur. Dolayısıyla bunun cevabı yanlış olmuş. Mutlak değer olarak çıkarmalıydı. Şimdi bu tek kuvvet olduğu için hiç mutlak değere falan gerek yok. Direkt üçler birbirlerini götürdü. Cevabım ne olmalı? Eksi 2 ama bu 2 demiş. Yine yanlış. Karekök eksi 15'in karesi. Şimdi kareler gitti. Eksi 15 mutlak eksi 15 olacağı için 15 olarak çıkacak. Ama burada tek kuvvet var. Tek kuvvetler birbirlerini götürecek. Direkt eksi 5 olarak çıkacak. Tek kuvvette mutlak değer getirmiyordu. 15'ten 5'i çıkardım. 10. Doğru bir çözüm. Yine karekök eksi 10'un karesi ikiler birbirlerini götürdü. Eksi 10'un mutlak değeri olmalı. Yani 10 olur burası. Burası küp kök olduğu için
mutlak değere falan bakmayacağım. Küp kök eksi 27 eksi 3'tür arkadaşlar. 10'dan 3 çıktı 7. Bu da doğru. Ne yaptık o zaman? 3 tane doğru cevabımız oldu. Şimdi yine kaç tanesi doğrudur demiş. Kök 48'i 16 çarpı 3 diye düşünelim. O zaman kök 16 4 diye dışarıya çıkar. 4 kök 3. Doğrudur, sorun yok. Kök 180 36 çarpı 5 diye düşündüğümde 36 dışarıya 6 diye çıkar. 6 kök 5. Doğrudur, bir sorun yok. Kök 200 100 çarpı 2 100 kök dışına 10 diye çıkar. 10 kök 2. Doğrudur. Kök 75, 25 çarpı 3'ten 25 kök dışına 5 diye çıkar, 3 kalır, 5 kök 3 olur. 108, kök 108, 36 çarpı 3'tür. 3 içeride kalır, 36 dışarıya 6 kök 3 diye çıkar. Aradaki fark 5 kök 3'ten 6 kök 3 çıkarsa eksi kök 3'tür. Doğru bir çözüm olmuş. 96'yı 16 çarpı 6 diye düşünürsem 16 kök dışına 4 diye çıkar. 4 kök 6. Karekök 24'te 6 çarpı 4'ten 4 dışarıya 2 diye çıkar. 2 kök 6 olarak kalır. 4 kök 6'dan 2 kök 6 çıkartırsam da aradaki fark 2 kök 6'dır. Bu çözüm de doğru. Yani hepsi doğru. O halde 5 tane doğrumuz var diyebiliriz. Beşinci sorumuz. Şimdi arkadaşlarım, elimizde karekök kök 3 eksi 2'nin parantez karesi var. Hadi ikiler gitti. İkiler gidince ne yapacaktım? Mutlak kök 3 eksi 2 diye çıkartacaktım. Mutlak kök 3 eksi 2 diye çıkartacaktım. Peki bakalım şimdi. Kök 3 mü büyük, 2 mi büyük? Hemen karelerini düşünelim. Kök 3'ün karesi 3, 2'nin karesi 4. Yani burada küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkartıyor ve içerisine negatif. İçerisi negatifse mutlak değer dışına nasıl çıkar? Eksiyle çarpılarak çıkar. Eksi kök 3 artı 2 olur. Şimdi diğer kökümüze bakalım. Diğer kökümüz ne? Küp kök, yani hiç mutlakla falan uğraşma diyor. Küp kök eksi 8. Kimin üçüncü kuvveti eksi 8'dir? Eksi 2'nin. Burası da eksi 2 oldu. O zaman artı eksi 2 olacak tabii. İkiler birbirlerini götürdü. Cevabım ne çıktı? Eksi kök 3 olarak karşımıza çıktı. Şimdi altıncı soru yeni nesil bir soru gibi görünüyor. Aşağıdaki ilk örnekte pembe renkli işlem kutularına toplama ve çarpma işlemi geldiğinde oluşan işlemin sonucu 13 olmuştur. Şimdi ne yaptık? Önce çarpmayı yaptığımız için 5 çarpı 2 10. Ona 3 ekledim. 13. Şimdi diyor ki örneğin A ve B artı C sayıların arasına eksi işlemi geldiğinde oluşan işlem A eksi B artı C'dir. Tamam. Buna göre ikinci örnekteki pembe renkli işlem kutularına soldan sağa doğru aşağıdakilerden hangileri gelemez? Şimdi A şıkkına bakıyorum. Her ikisi de artı olsa diyor. Her ikisinde artı yaparsam, her ikisinde artı yaparsam ne olur? Hepsini toplayacaksam. Eksi kök 5 artı kök 5 ile birbirlerini götürürler. 2, 2, 2 toplam ne olur? 6 olur. Tam sayımıdır, tam sayıdır. Yani Adana olur. Şimdi hepsi diyor eksi olsa, şuraya eksi desem, şunu bir temizleyeyim. Burası eksi olsa, burası da eksi olsa. Şimdi bu ne olacak o zaman? 2 eksi kök 5, eksiyi dağıttığım için eksi 2. İkiler gitti, buradan bir eksi kök 5 kaldı. Buradaki eksiyi dağıtıyorum. Eksi 2 artı kök 5. Eksi kök 5 ile artı kök 5 birbirlerini götürdü. Bir tek ne kaldı? Eksi 2. Tam sayı mıdır? Tam sayıdır. Burada da bir problem yok. Çarpmayı düşünüyorum. Ben şu adamları çarparsam önce şuraya bakalım. Bunlar birbirlerinin neyi? Eşleniği. Bir tanesi
2 artı kök 5, bir tanesi 2 eksi kök 5. Eşlenekte ne oluyordu? Birincinin karesi, 2'nin karesi 4, eksi kök 5'in karesi 5, 4 eksi 5'ten eksi 1. Ben bir de bunu gidip 2 ile çarparsam eksi 2 olur. Tam sayı olur mu? Evet, olur. Bir problem yok. Bu da oldu. Şimdi diyor ki şunları çarp. Bunları ben az önce çarpmıştım ve eksi 1 bulmuştum. Git 2'ye ekle. 2 artı eksi 1'den 1. Yine tam sayı oldu. Yani Denizli'de oldu. Şimdi çarp. Sonra topla diyor. Ben bunu çarparsam 2 kök 5. Önce çarpma yapılabiliyorsunuz. Artı 4. Artı 2 eksi kök 5. 2 kök 5'ten kök 5 çıktı. Kök 5. 4 artı 2'den artı 6. Kök 5 artı 6 olacak. Bu tam sayı mı? Değil. Bu tam bir sayı değil. O halde Edirne olamaz diyoruz. Şimdi. Kare biçimindeki bir silgi sınıf tahtasına yeşil kısmının en altına yapıştırılmıştır. Tamam. Silgi şeklindeki konumdayken sağındaki boşluk solundaki boşluğun 5 katına eşittir. Dolayısıyla ben silginin sağındaki boşluğa x dersem solundaki boşluk 5x olur. Kendisi söyledi 5 katına eşittir dedi. Ve silgimin boyu da kök 8 kadar özür dilerim yer kaplıyor. Şimdi ve şuraya da demiş ki tahtanın boyu da kök 800 demiş. Kök 800'ü nasıl ifade edebilirim? 100 çarpı 8 diye ifade edebilirim mesela. O zaman burası ne olur? 100 çarpı 8 diye ifade edersem karekök içinde tabii ki. 10 kök 8 olur. 10 kök 8 olur. Bunun 1 kök 8'i silgiydi. Ne kaldı? 9 kök 8 kaldı. 9 kök 8 neye eşit? 6x'e eşit. 6x'e eşit. 6x6x 9 kök 8'miş. Peki şimdi 9 6'ya bölünmüyor falan kafam karıştı. 9 kök 8. Kök 8'i düşünelim bir daha. Kök 8 dediğimiz adam 4 çarpı 2 değil mi kökün içinde? Kökün içinde 4 çarpı 2. Kökün içindeki 4, kök 4 dışarıya normal 2 olarak çıkar. 9'um duruyordu. 2 kökümde kalır. Kök 2. Dolayısıyla 9 çarpı 2'den 18 kök 2 olur. Kim? 6x. Her tarafı 6'ya bölersem x ne olur? 3 kök 2 olur. Şimdi devam ediyorum okumaya. Tahtanın yeşil kısmı dikdörtgen olup uzun kenarı şekilde verilmiş. Kısa kenarı ise şekildeki silginin sağındaki boşluğun uzunluğuna eşittir. Yani yüksekliğim 5x'e eşitmiş. O zaman 5x ne olur? Her tarafı 5 ile çarparsam 15 kök 2 olur. 15 kök 2 olur. Devam edelim. Şekildeki uzunluklar aynı birimde olduğuna göre silginin üstündeki boşluk kaç birimdir? Şimdi silgi kareydi. Bir kenarı kök 8'di. Kök 8 de 4 çarpı 2'den aslında 2 kök 2'dir. Şurası, şu çizdiğim yükseklik 2 kök 2. Şu çizdiğim yükseklik 15 kök 2. Ve diyor ki çizginin üstünde kalan boşluk nedir? O zaman ne yapacağım? 15 kök 2'den silginin boyu olan 2 kök 2'yi çıkaracağım arkadaşlar. 15 kök 2'den 2 kök 2 çıkarsa ne kalır? 13 kök 2 kalır. Gördüğünüz gibi.
Şimdi burada yine seslerimiz devam ediyor. Dönem testimiz var. Karışık bir şekilde orada da sorularımız var. Bunlardan sorumluyuz. Anlaştık mı?